Bugün size bizim için çok büyük önemi olan Türkiye Cumhuriyetlerle tek kara sınırımız olan toprak parçasını anlatacağım. Atatürk'ün satın aldığı toprak. Dehası ve ileri görüşlülüğü ile dünyanın gördüğü en iyi liderdi Mustafa Kemal Atatürk. Peki lider neydi? Lider toplumun ilerisinde olan ve geleceği görerek ışık tutan insandır. Tıpkı fikirleri ve hamlelerinin kıymeti sonradan anlaşılan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk gibi. Stratejik dehası ve ileri görüşlülüğünü yaptığı hamlelerle kanıtlayan ve adeta bugüne ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi cebinden karşılayarak İran'dan toprak satın almasını anlatacağız. Ermenistan ile İran arasında yer alan Nahçıvan stratejik açıdan önemliydi. Türkiye ile Türkiye Cumhuriyetler arasında bir bağlantı olmasını isteyen Mustafa Kemal Atatürk ile İran ile toprak mübadelesi yapma yoluna gitti. İleri görüşlülüğünü her daim kanıtlayan Mustafa Kemal Atatürk 13 kilometrelik bir toprak parçası satın aldı. Hem de kendi cebinden karşılayarak. Böylece Nahçıvan ülkeyle fiziki bağlantısı olmayıp Türk devletleri arasında Türkiye ile kara sınırı olan tek toprak parçası oldu. Türk dünyası ile doğrudan sınırımızın olmasını sağlayan bu hamle neden önemliydi? Dönemin şartlarına yakından bakarsak bölgenin yukarısında Sovyet Rusya ve Ermeniler, aşağısında ise İran yer alıyordu. Olası bir işte o noktada Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet hazinesini kullanmadan kendi cebinden karşılayarak İran'dan toprak satın aldığı ve Türkiye'ye dahil edildiği biliniyor. Böylece Mustafa Kemal Atatürk sadece kendi ülkesini değil, dehası sayesinde başka ülkelerdeki insanların da hayatını ve geleceğini kurtarmayı başardı. Türkiye Cumhuriyeti ve Nahçıvan Başkonsolosluğu ise bu konuda şu bilgilere yer vermektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kapısı, Kazım Karabekir Paşa'nın ise Şark Kapısı olarak nitelediği Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye ile fiziki bağlantısı bulunan tek toprağa sahip olması nedeniyle ülkemiz için özel bir anlam ve önem taşımaktadır. Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye'nin Iğdır şehri arasındaki uzaklık 160 kilometre olup, Türkiye ve Nahçıvan arasında 28 Mayıs 1992'de açılan Umut Köprüsü ile bağlanan 17 kilometrelik bir sınır bulunmaktadır. Muhterem Paşam, Nahçıvan üzerinde elden geleni yaptık deyince, Paşa, Yusuf Kemal Bey, kapımız mevcudiyetini muhafaza ediyor, bizim için mühim olan budur cevabını vermiştir. Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların, yani dış Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Atatürk tıpkı söylediği gibi yapmıştı. Susup beklememiş, o güne hazırlanmıştı. 1991'e geldiğimizde Sovyetler Birliği dağıldı. Tam 15 ülke bağımsızlığına kavuştu. 2021'de Putin bu olayı 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak adlandırdı. Oysa ki Atatürk seneler öncesinden bugünü görmüş ve hazırlanmıştı. Bu toprak parçasının önemini işte şimdi anlıyoruz. Burası bizim Azerbaycan'la olan tek kara bağlantımız. Atatürk burayı almamış olsaydı hem Türkiye hem Azerbaycan, Ermenistan ve İran arasında sıkışacak ve bu iki ülke izin vermedikçe birbirleri arasında bağlantı kurulamayacaktı. Size daha detaylı göstermek istiyorum. Bu toprak parçası alınmamış olsaydı Türk dünyasının bağlantısı kesilmiş olacaktı. Bu 13 kilometrelik toprak parçasına şimdi iyi bakın. Iğdır'dan çıkıp Azerbaycan'a geçebiliriz. Hazar Denizi'ni aşıp Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'a ulaşabiliriz. Yani bu 13 kilometrelik toprak sayesinde Atatürk'ün en büyük hayali olan Türk Birliği kurulabilir. Nahçıvan sınırının ilk meyvesi Karabağ Operasyonu'nda alındı. Bu operasyonda Türkiye'den giden askeri yardımlar Nahçıvan'dan Azerbaycan'a ulaştı. Karabağ Savaşı sonrası yapılan anlaşmayla Nahçıvan-Zengezur yolunun kontrolü tamamen Azerbaycan'a geçti.
Bu şu demek, iki ülke artık bu koridoru sadece askeri olarak değil, ticaret yapmak için de kullanabilecek. Yanım ворвутся в Среднюю Азию, создадут великое турецкое государство Туран с шиитскими частями Средней Азии, Азербайджана. Вы понимаете, что они против нас с удовольствием объединятся, потому что мы христиане, а они все мусульмане. У них есть что их сплачивает, у них язык сплачивает. Турецкий язык это азербайджанцы, туркмены, узбеки, киргизы, казахи, татары, башкиры. А кто по-русски там говорит? Жириновский'nin saydığı tüm ülkelerle aramızda kültürel ve tarihi bağlar var. Saydığı tüm ülkelerde Türkçe konuşan milyonlarca Türk var. Ve bu milyonlarca Türk'ü birbirine bağlayan tek toprak parçası işte burası. Atatürk'ün keskin zekasıyla satın aldığı 13 kilometrelik arazi. Atatürk bunu yaptı. Çünkü onun en büyük hayali bir gün Turan'ı kurmaktı. Şu kadarını belirtmeliyim ki her şeyden evvel ben bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım.